Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. Sınıf Akademi serisinde yani 11. Sınıflar için hazırladığımız konu anlatımı serisinde Aralık ayının ikinci haftasının ikinci videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Ne anlatacağız size? Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini anlatacağız. En önemli yerdeyiz okul sınavınızda büyük ihtimalle en az iki soru çıkar diye düşünüyorum arkadaşım. Bir soru garanti de iki soru da üç soru da karşınıza çıkabilir. Biz bu zamana kadar sizi buraya hazırladık diyebiliriz. Yani bundan önceki her bilgi... Buradaki konunun içerisinde kullanılabilir. O yüzden dikkatli olun. Çok önemli bir yer, çok önemli bir konu. Şimdi e, bu dersin PDF'ine de videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. 11. sınıf klasörünü bul. Orada da Aralık 2. haftasını bul. Aralık 2. haftasının içinde PDF mevcuttur. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Şimdi arkadaşlar bir doğrunun üstünde bir nokta belliyse ve eğim de belliyse yani alfa tanjant alfa belliyse daha doğrusu ben bu doğrunun denklemini bulabilirim ve ispatını yapayım size. İspat bu zamana kadar ki böyle iki noktası bilinen doğrunun eğiminde yaptığımız gibi ya da iki nokta arasındaki kuzaktaki yaptığımız gibi tanıdık bir ispat. Sizin pdf'inizde ispat var zaten o ispatı ben size şekli ispatı anlayın diye hepsini silip buradan ekstradan anlatacağım anlayacaksın da. Hadi bakalım. Şimdi elimizde bir nokta var. Evet x1 virgül y1 noktası. Hocam bunun apsisi x1 bunun da ordinatı y1 olacak. Hemen yazalım. Şurası x1 burası y1 yazdık. Sonra bu doğru denklemini yazmak istiyorum. Doğru denklem için bana ne lazım? x virgül y gibi bir genelleme lazım. Şuradan rastgele bir nokta seçtim. Ve buraya da b noktası diyeyim. B noktasına da denklem yazabilmek için x virgül y diyeyim. Peki x virgül y'yi de kullanalım. x eksenindeki buradaki değeri nedir? Bunun apsisi x'tir. Bunun ordinatı nedir? Y'dir. Hemen bunları da yazalım. Burası X. Burası da Y oldu. Peki tanjant alfayı kullanmam lazım. Dik üçgen lazım bana. Hocam şurada bir dik yamuk var. Çünkü burası 90 derece. Burası da 90 derece. O zaman burada ne yapacağız? Şöyle bir dik dörtgen oluşturursak dik üçgen çıkıyor mu karşımıza? Çıkıyor. İşte tam olarak burada dik üçgen çıktı. Peki şu kenar kaç? X eksi X1. Bu kenar kaç? Y eksi Y1 oldu. E burası alfayken burası da alfa. Eğim dediğimiz şey tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfada neye eşit oldu? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Y eksi y1 bölü x eksi x1'e eşit oldu. Evet gençler bakın eğim ne çıktı buradan? Y eksi y1 bölü x eksi x1. Tanıdık bir şey aslında. Hani y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Buradaki sadece y normal y x de normal x. Buradaki y1 ve x1 dediğimizde nedir arkadaşlar? y1 ve x1 dediğimizde noktadaki y oluyor. Hatta burada işler dışlar yaparsak şu denklem karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Y eksi y1 bakın şöyle m çarpı x eksi x1 eşittir y eksi y1 e eşit oluyor. Ama ben şunu kullanıyorum. Noktaya genelde böyle x1 y1 kullanmıyorum. Alışkanlıklarımız var ya. Benim de bir alışkanlığım var oradan gidiyorum. İşler dışlar yapınca zaten m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y ya. Hani noktamız x0 virgül y0 eğer bir doğru üstündeki nokta. Bir de bunun eğimi de verilmişse bir de bunun da eğimi verilmişse eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini yazarken m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yapıyoruz. Normalde ezbere karşıyım ama biz bunu çok kullanacağız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu eğim türev konusunda falan da çıkacak 12. sınıfta. O yüzden hani alışkanlık meselesi olduğu için ben bunu böyle böyle öğrendim. E, bu doğru denklemi yazmak da en önemli şeylerden biri. İstersen eğim eşittir y'ler farkı böyle x'ler farkı yazıp sen bu şekilde denklemi oluşturabilirsin. Ama ben denklemi şu şekilde oluşturacağım. M çarpı x eksi x sıfır. X sıfır dediğimiz noktadaki x eşittir. Y eksi y sıfır. Y sıfır dediğimizde noktadaki y şeklinde olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok önemli bir yer. Zaten bir doğru denklemi yazarken kendine iki soru soracaksın. Bir eğim var mı? İki nokta var mı? Çünkü eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazabiliriz. Önce eğimi bul. bul. Sonra doğru üstünde bir nokta var mı? Ona bak. Ondan sonra da ne yapacaksın? Sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Mesela şu sorudan bağımsız. Soruya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Eğimi 2 noktası da eksi 1'e 2 ise mesela. Eksi 1'e 3 ise mesela. Bu doğrunun denklemi nasıl yazılır? m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan. Her soruda bunu yazacağım. Ki şuraya iyice otursun. E, o, o zaman buradan ne olacak? Ya da m eşittir hocam y'ler farkı y eksi noktadaki y. 3 bölü x eksi noktadaki x diyebilirsin. x eksi eksi birden artı 1 yaptı. Eğim de zaten burada 3. İşler dışlar yapıp denklemi bu şekilde de bulabilirsin. Hani bildiğin klasik yollar. Ama ben şunu da tavsiye ediyorum tabii ki. M çarpı x eksi 0 eşittir y eksi y 0. Evet m dediğimiz 2 çarpı x eksi noktadaki x. Yani noktadaki x ne oluyor? x eksi eksi birden x artı 1 yapar. Eşittir y eksi noktadaki y. Yani 3. Sonra bunu düzenlersin. 2x artı 2 eşittir y eksi 3'ten. Ya y'yi yalnız bırakırsın ya da hepsi bir tarafa toplanıyordu. Burada bir tarafa toplayalım. 2x eksi y artı 5 eşit 0 şeklinde doğru denklemini buluruz. Ya da y eşittir 2x artı 5 şeklinde de olur doğru denklemi. Hani bu benim yazdığım herhangi bir soru. Tamam e başlangıç sorusu da bu olsun. Böyle bir soru geldiği zaman da eğimi bul. Eğimine bak. Noktası da varsa eğim belli. Bir noktası belli. Doğru denklemini de bu şekilde yazıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi şu örnek ona bakalım ve sorulara başlayalım. Örnek 10'da analitik düzlemde A noktasından geçen ve Y eşittir 3x eksi 1 doğrusuna paralel olan diyor. Şimdi kafadan düşünebilirsiniz bazı şeyleri ama ben şunu tavsiye ediyorum. Ne yapacaksınız? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizin. Yani şuradan geçecekmiş. A noktasından geçecek. Eksi 1'e 2 noktasından geçecek. Ve bu doğruya paralel olacak. Bu doğru ne? Y eşittir 3x eksi 1 doğrusuna paralel olacak. İşte bu doğrumuz şöyle bir doğru değil midir? Benden bu doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemini yaz yazılması istenildiğinde kendine iki soru sormayı ihmal etme. 1 eğim, 2 nokta. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet eğimi var mı? Yok. Ama bu doğruları paralel vermiş. Arkadaş, verilen her bir bilgiyi kullanacaksın. İki doğru paralelse, daha öncesinde gördük, ne oluyordu? Eğimler birbirine eşit oluyordu. E bunun eğimine m1 dersem, Y yalnızken x'in katsayısıydı 3. Bunun eğimi üçgen. Bunun eğimi de ne olmalı? 3 olmalı. Çünkü eğimleri birbirine eşit oldular. Şimdi eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazarız tabii ki. Nasıl yazıyorduk? M çarpı x eksi x sıfır. Y eksi y sıfırdan yazıyorduk. M dediğimiz 3. 3 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 1. Yani x artı 1 eşittir. Y eksi noktadaki y. Yani 2. Buradan 3x artı 3 eşittir y eksi 2 olduğundan Hepsini bir tarafta topla. 3x eksi y artı 5 eşit 0 şeklinde doğru denklemini buluruz. Cevap ya budur ya da y'yi yalnız bırak. y eşittir. Eksi 2'yi öbür taraf attığında 3x artı 5 şeklinde de olur. Ya da denklem bu şekildedir. Şıklarda hangisi varsa. Şıklarda genelde ya y'yi yalnız bırakıyorlar. Ya da x'in katsayısı artı olanı şıklara bırakıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam ama siz okuldaki sınavınızda bunu da yazsanız bunu da yazsanız hocanız ikisini de kabul edecektir. O yüzden istediğinizi yazabilirsiniz. Ama ya hepsini bir tarafta toplayın. Hani şöyle de bırakmayın. 3x artı 3 eşittir y eksi şeklinde bırakmayın. Ya hepsini sol tarafta toplayın. Ya da hepsini ya, ya da y'yi yalnız bırakıp ona göre işlem yaparsınız. Geldik şuraya. Ne demiş soruda? Örnek 11. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları ABC olan üçgenin A köşesinden geçen BC kenarına ait yüksekliğin denklemini yazınız. Arkadaşım soruyu anlayabilmek için ne yapıyorduk? Hemen denklemi şekli çiziyoruz. Vay efendim A yukarıda işte B solda C bilmem nerede şey gerek yok. Ne yapacaksın? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorsun. A 1'e 2. B kaça kaç? 4'e eksi 1. 4'e eksi 1. C kaça kaç? C eksi 6'ya 2'yi yazdık. Şimdi senden ne diyor? A köşesinden geçen BC kenarına ait yüksekliğin denklemi isteniyor. Senden bu yüksekliğin denklemi isteniyor. Bitti gitti. Bu şekli çizince olay bitti. Ki büyük ihtimalle sınavınızda çıkmaya aday sorulardan biridir yine bu da. Arkadaşım bu yüksekliğin denklemi isteniyor. Bak senden bir denklem istenildiğinde kendine iki soru soruyorsun. Bir eğim iki nokta. Eğimi var mı noktası var mı? Hocam bizden bu kırmızıyla çizdim ya A'dan çizilen yüksekliğin denklemi isteniyor ya. E, bu denklem de bu denklem üzerinde yani bu doğru üzerinde bir nokta var mı diye bak. Var A noktası var. Tamam neye bakacağım ben eğime bakacağım. Heh, eğim kafada bir soru sordun kendine. İşte bu sorular çok önemli. Hocam ben bu doğrunun eğimini bulmalıyım diye sordun kendine. E, eğim aklına geldiği an bir de diklik varsa ne oluyordu? Diklik olduğunda eğimler çarpma eksi 1 oluyordu. Dikkat et şu BC ile şu birbirine dik değil mi? Evet yani şunun eğimine M1 diyecek olursam bunun da eğimine M2 diyecek olursam M1 ile M2'nin çarpımı ne olmak zorunda? Eksi 1 olmak zorunda. Hadi bakalım M1'i bulalım. Öncelikle M1 neye eşit? Hocam bu doğruda iki tane nokta var. Şu nokta ile şu nokta. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Zaten eğim nasıl bulunuyordu? İki şekilde bulunuyordu. Ya tanjant alfadan bulunuyordu ya da y'ler farkı bölü x'ler farkından bulunuyordu. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Y'ler farkı yani 2 eksi 1 yani 2 artı 1 bölü eksi 6 4. Eksi 6 eksi 4'ten dolayı 3 bölü kaç çıktı? Eksi 10 çıktı. Arkadaşlar M1 3 bölü eksi 10 sa M2 de ne olmak zorunda? Ters çevirip eksiyle çarpmışa. Çünkü eğimler çarpma eksi 1 dediğimiz hikaye neydi? Ters çevirip eksilisiydi. Yani ters çevirip 2 ile çarptığın zaman eksiyle çarptığın zaman 10 bölü 3 mü olacak? Aynen öyle. Evet. Burada işlem hatası da yapmayalım. Bir daha bakayım ben şuna. Şurası 4'e eksi 1. Burası da eksi 6'ya 2. Y'ler farkı 3 bölü. X'ler farkı eksi 10. 3 bölü eksi 10 ters çevirip Eksiyle çarptım. Ters çevirdiğim zaman eksi 10 bölü 3. Eksi çarptığım zaman da 10 bölü 3 yaptı. Evet eğimi bulduk. Eğim belli. Noktada belli mi? Belli. Artık doğru denklemini yazarız. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan yazılıyordu. M dediğimiz 10 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x. Çünkü bu doğru üstünde 1 iki e 2 noktası var. Noktadaki x'imiz 1 eşittir y eksi noktadaki y yani 2. Hocam 10 bölü 3 ile de burayı değil de 10 ile burayı çarpalım. 10x eksi 10 eşittir 3 ile de karşı tarafı çarpalım. Yani 3y eksi 6 yapar. Hepsini bir tarafta toplayalım. 10x eksi 3y eksi 4 eşittir 0 şeklinde doğru denklemini bulur muyuz? Buluruz. İşte şu iki soru. Bu iki mükemmel soru bizim için çok önemli. Doğru denklemi yazmak istiyorsak. 1 eğim. 2 nokta. Bu iki soruyu cevapla. Sonrası siyahla yazdığım şuradaki işlemi yap. Olay bitsin. Geldik örnek 12'ye. Ne diyor? Evet bu doğrular veriliyor. Bu doğruların kesim noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan diyor. Öncelikle bu doğruların kesim noktasını bulacağım. Arkadaşım bu doğruların kesim noktasını bulurken ne yapacağım? Ortak çözüm yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Hadi ortak çözümümüzü yapalım bakalım şurada. Şimdi burada ortak çözüm yaparken ne yapmamız lazım? Hocam x'leri ya da y'leri yok edeceğim. Burada sanki y'ler daha kolay yok olacak. Alt tarafı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam eğer buradan ne geliyor? x eksi 2y eksi 1 eşit sıfır diye. Buradan da 2 ile çarptığım zaman 4x artı 2'ye artı 6 eşit 0 ya. Hop taraf tarafa toplarsan 5x artı 5 eşit 0'dan x'i ne buluruz? Eksi 1 buluruz. Herhangi bir denklemde x yerine eksi 1 yaz. x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1 artı eksi 2'ye eksi 1 eşit 0 olduğundan dolayı y'ye de kaç çıkıyor? Bak en üstteki denklemde yazdım. x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 2'ye eksi 1 eşit 0 olduğundan Buradan da 2y eşittir. Eksi 2'den y'yi de eksi 1 mi bulduk? Evet. Bu doğruların kesim noktası ne oldu? x virgül y noktası ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 bir, virgül eksi 1 oldu. x'i de eksi 1 y'yi de eksi 1 mi bulduk? Aynen öyle. Evet işte bu noktadan geçen diyor. Bak bu noktadan geçen diyor. Sonra bu doğruya paralel olan diyor. O, o doğrumuz da nasıl bir doğru olsun? Şöyle bir doğru olsun. Şu doğrumuz da y eşittir 3x artı 1 doğrusu olsun. İşte bu noktadan geçen bu doğruya paralel olan doğru. Ne yapıyoruz? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizdik. İşte bizden bu doğrunun denklemi isteniliyor. Doğru denklemi için kendime iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı? Var. Eğimi bulacağım. Hocam iki doğru paralel. Eğimleri birbirine eşit olacak. Bunun eğimi kaç? 3 ise. Bunun da eğimi kaç olacak arkadaşlar? 3. Doğrular birbirine paralel oldular. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilirim. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. Bunu bıkmadan usanmadan yazacağım m dediğim m çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 1 yani x artı 1 yaptı. Eşittir y eksi eksi 1 yani y artı 1 yaptı. Burada m dediğimde kaçtı? 3'tü. Buradan 3x artı 3 eşittir y eksi 1'den ya denklem 3x eksi y artı 4 eşit 0 şeklinde olur. Ya da denklem ne olur? Y eşittir. Y'yi de yalnız bırakıp 3x artı 4 şeklinde de olabilir. Artık şıklarda hangisi varsa ona göre düzenlersiniz arkadaşlar. Evet örnek 12'yi de böylelikle şu şekilde bulmuş olduk. Tamam. Soruyu da anlayabilmek için ne yapıyoruz? Basit bir şekilde şu şekli çizmenizi de hep tavsiye ediyoruz. Çünkü e, sorudaki bir sonraki adımları böyle kafanızda bulamayabilirsiniz. Şahsen ben şekil çiziyorum. Yani kafadan bir şeyleri almaktansa şekli çizip bir işlem yapmak emin olun gözümle baktığınız zaman daha rahat ve daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsun. Şu hamallık değildir. Bu sana pratiklik sağlar. Bunu da sakın ama sakın unutma. Basit bir şekilde şekli çizmek. Evet geldik şuraya. Dik koordinat örnek konuştayız. Dik koordinat düzleminde. Bu doğrusu ile y ekseni üzerinde dik kessen doğrunun denklemini yazınız. Hmm. Bak şimdi y ekseni üzerinde dik kessen doğrunun denklemini yazınız. Bu sefer analitik düzlemi çizeceğim herhalde değil mi? Evet basit bir şekilde şekli çizin diyorum ama analitik düzlemi çizelim. Yani doğrunun denklemini tam olarak böyle grafiğini çizmemize gerek yok. Soruyu anlayabilmek için. Nerede kesiyorlarmış? Y ekseni üzerinde dik kesiyorlarmış. Bir doğru ve bir doğru y ekseni üzerinde dik kesiyorlar. Arkadaşım y ekseni üzerinde dik kesmesi ne demek? Şimdi y ekseni üzerinde dik kesen doğrunun denklemi. Benden bu doğrunun denklemi isteniyor. Mesela bu doğrunun adı x eksi 2y artı 4 eşit 0 doğrusu. Benden ne isteniyor? İşte tam olarak bu doğrunun adı isteniyor. Ve burası da neymiş? 90 dereceymiş. Peki arkadaşlar iki doğru dik kesiyor. Mavi doğrunun adı isteniyor benden. İki doğrunun dik kesmesi. Bak şekil üzerinde çizdim. Şekil çok önemli. Gerçekten çok önemli. Şimdi ben iki doğru yani bir doğru denklemi istenildiği zaman ne yapacağım? İki soru soruyor kendime. Bir eğim. iki nokta lazım hocam bana. Eğimini bulabilir miyim? Evet doğrular dik kesiyor. E doğrular dik kesiyorsa eğimler çarpı -1 eksi bir? Bak eğim bulmanın yolu sana söylüyorum. Ya tanjant alfadan çıkar. Çünkü eğim bulmak çok önemli. Ya tanjant alfadan ya da iki noktası bilinen doğrunun eğimi oradan çıkar. Ya da doğrular birbirine paraleldir. Eğimler birbirine eşit olacak. Ya da doğrular birbirine diktir. Eğimler çarpma eksi birden çıkar. 4 tane ihtimalim var. Bunu sakın ama sakın unutma. E hocam iki doğru dik kesmişse eğimler çarpma eksi 1. Bu doğrunun eğimine m1 diyecek olursam. Şunun eğimine m1. Bunun eğimine m2 diyecek olursam eğer. m1 neye eşit? Hocam ya y'yi yalnız bırakıp x'in katsayısına bakıyorduk. Ya da eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı x'in katsayısı 1 bölü y'nin katsayısı 2 deme sakın. Çünkü eksi de var burada. Yani eksi 1 bölü x 2 oldu. Yani ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Peki m1 1 bölü 2 ise m2 ne olmak zorunda? m1 çarpı m2 eksi 1 olduğundan dolayı ters çevirip eksiyle çarpıyorduk. Eksi 2 bölü 1'den ters çevirdim bir de eksiyle çarptım. Eksi 2'ye eşit oldu. Peki eğim belli mi hocam? Belli. Nokta belli mi? Değil. Ama sana bir tüyo vermiş soruda. Hocam buradan geçiyor. E bu noktayı bulabilirim. Bu nokta da nedir? Kırmızı doğrunun y eksenini kestiği nokta değil midir? Evet. Yani kırmızı doğrunun y eksenini kestiği noktayı nasıl bulacağız? Hocam x yerine 0 yazacak olursak eğer x yerine 0 yazdığımızda 0 eksi 2y artı 4 eşit 0'dan buradan da y'yi kaç buluruz? 2 buluruz. Yani burası ne yaptı? 2 noktası yaptı. 2 demek aslında ne demek? 0'a 2 noktası demek değil midir? Çünkü y eksen üzerinde bir nokta. Evet şimdi her şey belli. Hocam eğim belli mi doğru denkleminde? Mavi doğrunun denklemini yazacağım. Belli. M2 belli. Eksi 2. Nokta belli mi? Belli. E, eğimi belli. Noktası belli. Doğru denklemini yazabiliriz. M çarpı x eksi x sıfır. Y eksi y 0'a eşit olacaktır. E buradan m dediğimiz kaç? Eksi 2. Eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x. Yani 0 eşittir y eksi noktadaki y. Yani 2. Eksi 2 x dağıtıyorum. Eksi 2 x. Bu zaten 0 eşittir y eksi 2'den e hepsini ne yapalım? Sol tarafta toplarsak eksi 2x eksi y yapıyor. Hep eksili yapıyor. Sağ tarafta toplayalım. 0 eşittir. 2x artı 2x artı y eksi 2 m eşit oldu. Evet. Yani 2x artı y eksi 2 eşit 0 şeklinde doğrunun denklemini buluruz. Evet. Şurası gerçekten önemli değil mi? Şu basit bir şekilde şekli çizmek. Ama burada analitik düzlemi de çizdim. Çünkü analitiksel bir durumdan bahsetti burada. Çünkü y ekseni üzerinde dik kesitliklerinden bahsediyor. O yüzden böyle y ekseninde çizdim ki x y ekseninde çizdim ki soruyu daha rahat bir şekilde algılayabileyim diye. Bakın gerçekten ama gerçekten hiç zor bir konu değil. Sadece ufak birkaç bilgiyle çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Geldik bir sonrakine. Analitik düzlemde eksi 1'e 0 ve 3'e 6 noktaları veriliyor. Buna göre AB doğru parçasının orta dikme doğrusunun denklemini yazarız. Ne yapacağız? Analitik düzlem çizelim hocam? Yok. 2 nokta verilmiş orta dikmesinden bahsediyor. Basit bir şekilde şekli çiz. Hocam şöyle çizdim. Bunu böyle çizdim. A noktası burası. A noktası eksi 1'e 0 noktası. B noktası da 3'e 6 noktası. Adam ne diyor sana? Orta dikme parçasının orta dikme denklemini yazdı diyor. AB'nin orta dikme doğrusunu yaz. Bak ÖSYM tarafından da sorulan bir soru. İşte bizden şu mavi çizeyim. Şu mavi doğrunun denklemi isteniliyor. Bitti gitti. Bu denklemi yazarken kendimize iki soru soracağız bir eğim iki nokta. Bu iki soruyu cevapladıktan sonra olayı bitiririz. Yalnız orta dikme doğrusu ya. Şurada da ortadan dik böldüğünü bilirim. Hocam bu doğruya bakıyorum. Ne nokta var ne eğim var. Zaten bak eğim bulmak demek ne demekti? Bak bir daha sayıyorum bir daha saymayacağım. Ya tanjant alfadan bulunur. Ya iki noktası bilinen doğru eğimi y'ler farkı bölü x'ler farkından bulunur. Ya iki doğru paraleldir. Eğimleri birbirine eşittir. Ya da 2 doğru diktir. Eğimler çarpma eksi 1'dir. E zaten burada 2 doğru dik kesmiş. Eğimler çarpma eksi 1. E ben buna m1 diyecek olursam. Bak şimdi. Şuna m1 diyecek olursam. m1'i bulabilir miyim? Bu doğrunun eğimini. E 4 ihtimal var. 2 noktası var burada. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi. Y'ler farkı bölü x'ler farkı değil mi? Evet. 6 eksi 0 bölü. Eksi 1'e 0 ve 3'e 6'ydı. 3 eksi eksi 1. 3 eksi eksi 1'den dolayı 3 artı 1 yaptı. 6 bölü 4'ten kaç yaptı? 3 bölü 2 yaptı. M1 3 bölü 2 ise bunun da eğimi de M2 ise M2'de ne olacak? Ters çevirip eksiyle çarptım. Çünkü eğimler çarpma eksi 1 olduğundan dolayı. Eksi 2 bölü 3 olacak. Peki bunun eğimini buldum. Şimdi eğim belli. Nokta belli mi? Hocam şurada bir nokta bulacağım. Özel bir nokta bak tam burası. Burası da şu A ile B'nin orta noktası değil mi? Evet. Ne dedim ben size dersin başında? Dedim ki Buraya kadar işlediğimiz konuların neredeyse hepsini kullanacağız diyelim. Al işte. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Orta nokta koordinatına kadar çıkıyor. Hocam orta nokta koordinatı eksi 1 artı 3 2 bölü 2'den 1'e sonra 0 artı 6 bölü 2'den 3 yaptı. E, eğim belli. Nokta belli. Artık doğru denklemini yazabiliriz. M çarpı x eksi x 0 y eksi y 0'dan. Değil mi? Eşittir. Y eksi y 0'dan. M dediğimiz kaç? Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x. 1 eşittir y eksi noktadaki y diyeceğiz. Hocam bir eksi 2 bölü 3 ile tabii ki burayı çarpmayalım. Eksi 2 ile burayı çarpalım. Burası eksi 2 x artı 2 yaptı. 3 ile de karşı tarafı çarpalım. 3 y eksi 9 yaptı. Eksi 2 x genelde x'in kat sayısı artı olan şıklarda oluyor ya. O yüzden eksi 2 x yani hepsini solda toplamaktansa hepsini sağda toplayayım. 0 eşittir. Artı 2 x diye geçti buraya. Artı 3 y var. Bir de eksi 9 burada. Artı 2 de buraya eksi 2 diye geçti. Eksi 11 mi oldu burası? Evet. Yani bu 0 eşittir şeklinde yazılmaz da. 2x artı 3y eksi 11 eşit 0 şeklinde yazılır tabii ki. İşte bu orta dikme doğrusunun denklemi de çıktı mı çıktı. Yine sınavda çıkmaya aday bir soru arkadaşım. ÖSYM tarafından da sorulmuş bir sorudur. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Geldik iki noktası bilinen doğrunun denklemine. Arkadaşlar A noktası bu. B noktası buysa 2 noktası bilinen doğrunun denklemi işte bu şekilde yazılır diyorlar. Y eksi noktadaki Y bölü e, Y2 eksi Y1 X eksi noktadaki X bölü X2 eksi X1 şeklinde yazılır. Peki Kenan Hoca bunu kullanıyor musun? Aa, ben kullanmıyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar bakın şimdi bunu kullanmıyorum çünkü özellik olarak da burada da söylenmiş zaten. Ben iki noktayı biliyorsam İki nokta belliyse bir noktada. Şimdi bu A noktası ve B noktası da belli mi? Belli. Arkadaşım bu doğrunun denklemi yazmak istiyorsan ben iki soru sormayacağım mı? Soracağım. Bu iki soruyu soracaksam eğer. Bu iki soru neydi? Bir eğim iki noktaydı. Hocam nokta var. Hem bu nokta var hem de bu nokta var. Tamam eğimini bulacağım. E, eğim bulunurken de dört farklı yoldan bulunuyordu değil mi? Tanjant alfa. İ i̇ki noktası belliyse de y'ler farkı böyle x'ler farkı. Dikse eğimler çarpma eksi 1 paralelse eğimleri birbirine eşitti. Arkadaşım burada iki noktası olduğu için y'ler farkı bölü x'ler farkından eğimini bulabilir misin? Bulabilirsin. İşte o yüzden ben buradaki formülü kullanmıyorum. Ha kullanmak isteyenler kullansın. Yani ne yapacaksın? Bir y'den noktadaki birinci noktadaki y'yi çıkartıp sonra e, ikinci noktadaki y ile birinci noktadaki y'yi çıkartıyorsun. Sonra x'ten birinci noktayı çıkartıyorsun. Sonra ikinci noktadaki x'ten Birinci noktadaki x'i çıkartıp bu şekilde denklemi de yazabilirsin. Ama bence bu şekilde devam etmek daha mantıklı. İki noktası bilinen doğru eğimini bulup eğim belli nokta belli doğru denklemini yazmak daha mantıklı. Şahsen ben öyle yapıyorum. Senin de öyle yapmanı tavsiye ediyorum. Yıllardır şu formülü kullanmadım. Yani dersen yani okulda öğretmenlik hayatıma başladığımdan beri veya da herhangi bir yerde öğretmenlik hayatıma başladığımdan beri hiçbir şekilde iki noktası bilinen doğrunun denklemini kullanmadım. Sen de kullanma. Evet geldik şuraya. Yukarıda analitik düzlemde verilen ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortayının denklemini yazınız demiş. Hemen ne yapıyoruz? Kenar ortayını şöyle bir çiziyoruz. Bu kenar ortayının denklemi isteniliyor bizden. Doğru denklemi sorulduğunda kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta. Evet bu kırmızı çizgi üzerinde nokta var mı? Var. Ne lazım bize? Eğim lazım. Hocam başka eğimi bulamıyorum burada. Eğim bulmanın dört yolu vardı. Daha söylemeyeceğim biliyorsunuz onu. E şöyle baktığımız zaman o 4 yoldan da şu an bulamıyorum. Ama şuradaki noktayı ben bulabilirim. Tam orta nokta olduğundan dolayı. Orta nokta olduğundan dolayı şu ikisinin toplamının yarısı. Yani eksi 2 artı 6 yani 4 bölü 2'den 2'ye 1 artı 7 8 bölü 2'den 4 yaptı burası. Evet 2'ye 4 noktası yaptı. Şimdi bu doğrunun denklemini 2 noktası bilinen doğrunun denkleminden yazabilirsin. Biraz önceki anlattığımız şekilde. Ama ben bunu da tavsiye etmiyordum. Öncelikle Doğru denklemi yazmak için iki soru lazım da bir eğim iki nokta nokta var. İster bu noktayı seç, ister bu noktayı seç. Her ikisinde de cevap doğru çıkar, aynı çıkar. Burada eğimi bulmalıyız. Bu eğimi nasıl bulabiliriz? İki noktası olduğu için y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eğim 4 eksi 3 bölü 2 eksi 1'den. Kaç çıkıyor 2 eksi 1'den? 1 bölü 1 çıkıyor. Yani eğim kaç yaptı? 1 yaptı. Eğim belli, nokta belli. İstersen bu noktayı 2, 4'te seçebilirsin, fark etmez. Doğru denklemini yazabiliriz. M çarpı x eksi noktadaki x. Yani 1. x eksi x sıfır yazayım. Önce formülü yazayım. Eşittir y eksi y sıfır şeklinde yazılıyordu. O zaman m burada 1'di. 1 çarpı x eksi noktadaki x. Yani 1. Eşittir y eksi noktadaki y. 3. Buradan x eksi 1 eşittir y eksi 3 oldu. Buradan da öpürü tarafa attığımız zaman x eksi y artı 2 eşit 0 şeklinde doğru denklemini bulur muyuz? Kesinlikle ama kesinlikle buluruz. Bak bu şekilde. Bu bilgi varken zaten direkt iki noktası bilinen doğrunun denklemini bilgisini de ekstradan öğrenmeye gerek var mı? Bence yok. Sen de bu şekilde yaparsan daha sağlıklı olur. Evet geldik bir sonraki soruya. Örnek 16'dayız. Yukarıda dik koordinat sisteminde verilen iki kenarı x eksenine paralel olan Evet şu iki kenarı x eksenine paralel olarak verilmiş. BD köşegeninin denklemini yazınız diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu bir paralel kenarmış. Arkadaşım A noktası belli mi? Belli. 1'e 2. Ondan sonra B noktası belli mi? Belli. 4'e kaç? 4'e 2. C noktası belli mi? Belli. Yani eksene paralel olduğu için ordinatı 2'yi gösteriyor burada. C noktası belli mi? 5'e 6. D noktası belli mi? Değil. Sadece ordinatı A virgül 6 gibi bir şey. Hocam ben bu A'yı bulabilirim. Paraya kenarda ne oluyordu? Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Yani A artı 4 karşılıklı x'ler toplamları 5 artı 1'den dolayı buradan da a'yı kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Evet a'yı 2 bulduysak şimdi karşılıklı yerler toplamları da zaten otomatikman birbirine eşit oluyor. Bizden bd köşegeninin denklemi isteniyor. Yani şu bd köşegeni bu bd köşegenin taşıyan doğrunun denklemi isteniyor. 2 nokta belli mi? Belli. İşte bu doğrunun denklemini yazacağız arkadaşlar. 2 noktası bilinen doğrunun denkleminden de yazabilirsin. Ama gerek var mı? Yok. Öğrendik. Hocam bu doğru için kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta. Nokta var. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. Fark etmez. 2, 6'yı seç gitsin. E, biz de 2 6'yı seçelim. İstersen 4'e 2 de seçebilirsin. Eğimini bulalım. 2 noktası var ya. Y'ler farkı. Yani 2 eksi 6 bölü x'ler farkı. 4 eksi 2'den cevap ne çıktı? Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 oldu. Eğim belli. Şurada gözükmüyor. Eksi 2 oldu. Eğim belli. Nokta belli. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. Hiç fark etmez. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. M dediğimiz eksi 2. Eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x yani 2. Eşittir y eksi noktadaki y yani 6. Buradan eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2 x artı 4 eşittir y eksi 6 oldu. Buradan da x'in kat sayısı artı olan şıklarda oluyordu genelde ya. Buradan da hepsini öbür tarafa attık. 0 eşittir 2x eksi 2x artı 2x diye geçti. Sonra artı y art 4 eksi 4 de geçti. Bir de eksi 6 da burada var. Eksi 10 yaptı. Yani 2x artı y eksi 10 eşittir 0 doğrunun denklemi yaptı arkadaşlar. Evet örnek 16'yı da bu şekilde bulduk. Geldik bir tane dikkate. Şimdi arkadaşlar bu pratik bir yöntem. Eğer bir doğru eksenleri kestiği yerler belliyse bu doğrunun denklemi hocam x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1 şeklinde doğrunun denklemini bulabiliriz. E hocam bunu bilmeye gerek var mı? Bize sadece pratiklik sağlıyor. Bilmezsen bile kendin yapabilirsin. Sonuçta eksenleri kestiği noktalar belliyse atıyorum burası 3 burası eksi 5 ise eğer hocam burası 3'e 0 noktası burası da 0'a eksi 5 noktası. 2 noktası bilinen doğrunun denkleminden yapabilirsin. 1 2 hocam 2 nokta belli ya zaten. Eğim ne bulurum. Y'ler farkı bölü x'ler farkından. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yaparım. 2. Üçüncüsü de hocam bu açının tanjantı eğimi verir zaten bana. Tanjant alfa buradan 5 bölü 3 çıkar. E, eğim belli 5 bölü 3 nokta da belli doğru denklemini yazabilirsin. 3. Ama bize pratiklik sağlıyor mu bu? Sağlıyor tabii ki. O yüzden burada şahsen ben biliyorum. Bildiğim şeyleri de öğrencinin de kullanmasını da isterim açıkçası. Ama bilmesen de unutsan da nasıl yapacağını zaten eski bilgilerden biliyorsun iki noktası bilinen doğrunun denklemi ya da eğim belli nokta belli doğru denklemini yaz gibi. Yani zaten sıkıştığın zaman doğru denkleminde kendine iki soru soruyorsun. Bir eğim iki nokta. Bu iki soruyu cevapladıktan sonra her şeyi çok rahat bir şekilde bulursun. Ama bu bize pratiklik sağlıyor mu? Sağlıyor. Evet geldik şuraya. Bizden ne isteniyor? K noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Arkadaşlar doğru denklemi istenmiyor. K noktası isteniyor. İki doğrunun kesim noktası isteniyor. Şimdi ben bunu iki farklı şekilde yapacağım arkadaşlar. Bir kere şunu söyleyeyim. Bir kere böyle analitik düzlemde bu doğrular çizildiği zaman kesinlikle ama kesinlikle biz normal geometriyi kullanarak sonuca ulaşırız. Normal geometriyi nasıl kullanacaksın mesela burada? Hocam şurası 2'ye 2 olduğundan 45, 45 oldu. E hocam burası da 45, burası da 45 oldu. E bunları yazınca zaten çıkıyor. Buradaki noktanın nesi isteniyor? Koordinatları isteniyor. Yani eksenler olan uzakları isteniyor. Şu ve şu. Yani şunu bulursak, hani şu karışacak diye ben şeyi çizmeyeyim istersen. Şunu çizersek, bunu bulacak olursak olay bitti. E buradan şöyle 90, 45 ise burası da 45 oldu. Burası A iken burası daha mı oldu? Aynen öyle. Hocam 45, 90 ise burası da 45 oldu ya, A iken burası daha oldu. Dikkat et, 2 ile 3 arası 2A yaptı zaten. Gördüğün üzere. E 2A eşittir. Birden A'yı da 1 bölü 2 buluruz. A'yı da 1 bölü 2 bulunca, buradaki koordinat da belli zaten. 2 artı 1 bölü 2'den burası da 3 bölü 2 çıktı. Yani K noktasının koordinatları toplam isteniyor. 1 bölü 2'ye 3 bölü 2 bulduk ya topladığı zaman 4 bölü 2 yapıyor. Cevap da 2 çıkıyor. E hocam şey olmasaydı bir sonrakinde var mı öyle bir şey? Var. E, ne derler onu da orada anlatayım. Hani özel bir açı çıkmasaydı ne yapacaktık? Özel bir açı çıkmasaydı da yani ne bileyim yine şeyden yapabilirdin. Hocam şuradan dik çizeyim ve olayı da oradan bitireyim de diyebilirdin. Sen buradan yine dik çizip şurada temel orantıyla sonuca ulaşırdın. Buradaki temel orantı ve şuradaki kelebekten dolayı yine sonuca ulaşırdın. Yani kesinlikle ama kesinlikle üçgen bilginle bunu yapabilirsin. Ama siz şu an okuldasınız. Okulda olduğunuz için okul yöntemiyle anlatacağım bunu tabii ki. Okul yöntemiyle nasıl yapacaksınız? Bu iki doğrunun kesim noktası isteniyorsa size hocam doğruların kesim noktası nasıl bulunuyordu? Ortak çözümle. Öncelikle bu doğrunun denklemini yazalım. Şu doğrunun denklemi. Eksenleri kestiği yerler belli mi? Belli. E ne nedir burası? x bölü eksi 2 artı y bölü 2 eşittir 1 şeklindedir. Hocam katsayılar alt taraf şey olsun bunu eksi 1 ile çarpayım. Paydaları eşitleyeyim. Yani eksi x artı y bölü 2 eşittir 1 olduğundan eksi x artı y'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Evet bu doğrunun denklemini yazdık. Mavi doğrunun denklemini yazalım. x bölü 3 eksenleri kestiği yerler belli ya. x bölü 3 y bölü 3 x bölü 3 artı y bölü 3 eşittir 1 olduğundan x artı y bölü 3 eşittir 1 olacağından x artı y'yi de kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Evet burası da 3 çıktı. Bu doğrunun denkleminde de buldum. İki doğrunun kesim noktası isteniyor. Ortak çözüm yapacağım. Bir denklemimiz eksi x artı y eşittir 2 idi. Öbür denklemimiz de x artı y eşittir 3 idi. Zaten bizden ne isteniyor? K noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Aslında soruda belli de neyse. x virgül y x artı y isteniyor. Arkadaşlar x artı y zaten 3 değil miydi? Değil mi? Evet 3'tü. Direkt 3 çıkacak zaten de. Neyse x'i y'ye ayrı ayrı bulayım ben sana. Hop taraf tarafa toplarsam buradaki x'ler gitti. 2 y eşittir 5'ten y'yi kaç bulduk arkadaşım? 5 bölü 2 bulduk. Herhangi bir denklemde y yerine 5 bölü 2 yaz. x artı 5 bölü 2 ikinci denklemde yazıyorum. Eşittir 3 ise buradan şeyi de ne bulduk arkadaşlar? X de e, 3 eksi 5 bölü 2'den o da 1 bölü 2 çıkıyor galiba. Yazayım istersen 3 eksi 5 bölü 2'den 2 kere 3 6 eksi 5 1 bölü 2 yaptı arkadaşlar burası. Evet bizden x artı y isteniyor. x artı y de nedir? 1 bölü 2 artı 5 bölü 2'den 6 bölü 2'den kaç çıktı? 3'e eşit oldu. Evet bu şekilde bulduk. Ama soru kökünde zaten x artı y'nin 3 olduğunu biliyoruz. Şurası da x virgülü y ise x artı y isteniyorsa direkt cevap ne çıktı arkadaşlar? x artı y 3 çıktı diyebilirdik. Ama buradaki nokta o şekilde denkleme haç şeklinde olma, olmaz, olmasaydı eğer atıyorum x artı y şeklinde olmuş olsaydı ortak çözümle bu şekilde yapacaktık ve Zaten yaptığımız yolda da herhangi bir sıkıntı yok. Şu x artı y eşittir 3'ten büyük ihtimalle kestiremeyebilirdik buradaki noktanın koordinatları toplamını. Ee, yani soru anında direkt orayı bulmaya odaklanırdık. Buraya da odaklandık. Ne yaptık? Denklemi yazdık. Denklemi yazdık. Kesim noktasını bulduk. Kesim noktası da ortak çözümden bulunuyordu dostlar. Tamam. Geldik örnek 18'e. D1 ve D2 doğruları verilmiş ve x ekseniyle arasında kalan bölgenin alanı isteniliyor bizden soruda. Ne yapacağız? Normalde normal geometriyle yapabilirsiniz yine. Şuradan bir dik çizerseniz ve bu tabana ait yüksekliği bulursanız olay bitti. Şurada bir temel orantı, şurada bir kelebek benzerliğiyle mutlaka sonuca ulaşırsınız. Ama okul sınavınızda sorulduğu zaman tabii ki analitikte yapmak mantıklı. E, analitikten yapacaksak eğer ben buradaki üçgenin alanını bulmak istiyorsam neyi bulmak zorundayım? Hocam tabana ait yüksekliği bulmak zorundayım. Bu tabana ait yükseklikte buradaki kesim noktasına x y diyecek olursam şurası ne yapıyor? Hocam şurası absisi burası da ordinatı veriyor ya. Yani şuradaki uzunluk bana neyi veriyor arkadaşlar? Y uzunluğunu veriyor. Çünkü burası Y ya. Evet ben bu doğruların kesim noktasındaki neyi bulacağım? Y'yi yani ordinatı bulacağım. O zaman bu doğruların denklemini yazayım. Şu kırmızı doğrunun denklemi. X bölü X eksenini kestiği yer. Yani X bölü 1 artı Y bölü Y eksenini kestiği yer. Eksi 1 eşittir 1'den. Şunu eksi 1 ile çarpacak olursak eğer. E, x eksi y bölü 1 eşittir 1'den eşittir 1 mi yaptı? Evet. Doğrunun denklemini bulduk. Yani kırmızı doğrunun denklemini bulduk. Gelelim şimdi mavi doğrunun denklemine. Mavi doğrunun denklemi de x eksenini kestiği yer 5. x bölü 5 artı y bölü y eksenini kestiği yerde 4 eşittir 1'den. Bunu 4 ile genişletelim. Bunu da 5 ile genişletelim. Buradan 4x artı 5y bölü 20 eşittir 1'den. 4x artı 5y'yi kaç bulduk? 20 bulduk. E bu denklemi de bulduk. Ne yapacağız? Bu iki doğrunun kesim noktasındaki y'yi bulacağız. Evet bir denklemimiz x eksi y eşittir 1 denklemi. Bir denklemimiz de 4x artı 5y eşittir 20 denklemi. Ben y'yi bulmaya çalışacağım. O zaman x'i yok edeceğim. O zaman ben bunu eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam. Yani eksi 4x artı 4y eşittir eksi 4. Buradan da 4x artı 5y eşittir 20'den taraf tarafa topladığımda ne geldi? 9y bakın x'ler gitti. 9y eşittir 16 geldi. Y'yi de 16 bölü 9 olarak buluruz. E, y buradan 16 bölü 9 olarak çıktıysa eğer üçgenin alanında neye eşit olacaktır? Hemen yazalım. Alan dediğimiz taban. Tabanımız kaç? 4. 4 çarpı 16 bölü 9 bölü 2'ye eşit olacaktır. Şu ikisi sadeleşince 2. 2 çarpı 16 yani 32 bölü 9 yapar cevap arkadaşlar. Evet analitikten de güzel bir şekilde kolay bir şekilde çıkıyor. Sadece böyle elimiz fazla işlem yapıyormuş gibi ama ben burada açıklarken böyle şey yapıyorum. Uzun uza diye açıklıyorum ama sizler buradaki işlemleri tabii kısaltabilirsiniz. Hani x4 ile çarptığınız zaman bunu bir daha yazmak zorunda değilsiniz. Hocam 4x'ler gitti. Artı 4y artı 5y eşittir 9y yaptı. Burası da x4 artı 20'den 16 yaptı deyip şurayı kafadan bile halledebilirsiniz. Tabii o sizin elinizde biraz. Biraz soru pratiğinizin olması lazım sanki. Değil mi gençler? Evet böylelikle örnek 18'i ne bulduk? 32 bölü 9 bulduk. Geldik örnek 19'a. Evet oranlama verilmiş. Bir kere 8 birimse burası 8 yazalım. Sonra oran verilmiş. Burası 3K verilmiş. Burası da 5K verilmiş. Ali Bey uzunluğu 5K. Ondan sonra OA uzunluğu 3K. Toplam 8K eşittir. 8 ise K'yı 1 buluruz. Yani 3K dediğimiz kaç çıktı? 3 çıktı. Burası da kaç çıktı? 5 çıktı. Arkadaş burada ne var? açı ortaylık var. Bak şu üçgende bir açı ortaylık var. Açı ortayda tabandaki oran kaç? 3'e 5. Hocam koldaki oran da aynı şekilde 3'e 5 olmak zorunda. Yani burası 3A iken burası ne olacak? 5A olacak. E burası 90 derece. Pisagor. E 3A 5A. 3 4 5 üçgeninden buranın 4A olması gerekir. 4A 8'e eşit değil mi tamamı? Evet. E burası 4A 8'e eşitse A'yı buradan 2 buluruz. A2 çıktıysa o zaman burası kaç oldu? 6. Burası kaç oldu? 10. BC doğrusunun denklemi isteniyor. Arkadaşım BC doğrusunun denklemi ekseni kestiği yer belli. Burada da ekseni kestiği yer belli. 6. Yani burası 6 noktası. Burası da 8 noktası olduğundan dolayı denklemi direkt nasıl yazabiliriz? X bölü X eksenini kestiği yer artı Y bölü Y eksenini kestiği yer 6 eşittir. Birden bunu 24 ile birleşiyor. 3 ile bunu da 4 ile çarparsak eğer 3x artı 4y bölü 24 eşittir 1 mi yaptı? Evet. Böylelikle 3x artı 4y'yi kaç buluruz arkadaşlar? İşler dışlar yapınca eşittir 24 diye buluruz. Ya da 24'ü öbür tarafa 3x artı 4y eksi 24 eşit 0 şeklinde de olabilir. Ya da bu şekilde de kabul edilebilir zaten. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Örnek 19. BC doğrusunun denklemi bu oldu. 3x artı 4y eşittir 24 oldu. Geldik örnek 20'ye. Analitik düzlemde bu doğrular verilmiş. Bu doğruların kesim noktasından geçen ve eğimi açısı 45 derece olan doğrunun denklemini yazın diye söylüyor bize. Şimdi ne yapacağız? Bu doğruların kesim noktasını bulacağız. Hadi öncelikle onu bulalım. İsterseniz yok etme metodu yapabilirsiniz ama burada y eşittir demiş ya. Hani y eşittir dediği zaman bazen yerine yazmak daha kolay oluyor. İsterseniz bunu yerine yazma metoduyla yapalım. O zaman bir denklem 3x artı y ya y yerine de ne yazacağız? 2x artı 5 yazacağız artı 2x artı 5 yazalım. A parantez yazın bazen önünde eksi oluyor eksi dağıtmanız gerekebiliyor. Bir de sonrasında ne var? Eksi 2 eşittir 0 olduğundan. Buradan ne geldi? 5x artı 5 eksi 2'den artı 3 eşittir 0 geldi. Buradan ne geldi o zaman? 5x eşittir eksi 3'ten. X'i de böylelikle eksi 3 bölü 5 bulduk. E hocam x eksi 3 bölü 5 ise y'yi de bulalım. Y neydi? 2x artı 5'ti. Yani y buradan ne olacak? X yerine eksi 3 bölü 5 yazdığımızda şunun yerine eksi 3 bölü 5 yazdığımızda eksi 6 bölü 5 artı 5 yaptı. Buradan da 25 artı 25 eksi 6'dan ne geldi? 19 bölü 5 geldi. Yani şimdi ne bulduk biz şimdi? Bu doğrunun kesim noktası. Kesim noktasını bulduk. X'ini eksi 3 bölü 5 bulduk. Y'sini ne bulduk? 19 bölü 5 bulduk değil mi? Evet artı 19 bölü 5 bulduk. Evet bu noktalardan geçecek ve eğim açısı 45 derece olan doğru denklemi isteniliyor bizden. Arkadaşlar bir doğrunun denklemi neydi? Bir doğrunun denklemi şeyde iki soru soruyorduk kendimize. Bir eğim iki nokta. Noktası var mı? Var. Eğimi var mı? Var aslında. Çünkü eğim açısı 45 derece demiş. Eğim dediğim nedir? Tanjant 45'tir. Çünkü eğim bulmanın yolları neydi arkadaşlar? Ya tanjant alfa ya iki noktası belliyse y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Ya da işte doğrular dikse eğimler çarpma eksi bir paralelse eğimleri birbirine eşit. Sadece bunları kullanıyorduk. Burada eğim açısını vermiş tanjant 45. Yani eğim ne oldu? 1 oldu. O zaman eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Yani m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. m çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 3 bölü 5. Yani artı 3 bölü 5. Eşittir y eksi y sıfır. Yani 19 bölü 5 yapar. M dediğim zaten burada ne? 1'di. Evet bir dağıttığımızda bu. X artı 3 bölü 5. X artı 3 bölü 5 ne yapıyor? 5X artı 5X artı 3 bölü 5 yapıyor. Eşittir. Bu da 5Y eksi 19 bölü 5 yapar. Değil mi? Evet yazabilsek çok güzel olacak. Bölü 5'ler gitti. 5X artı 3 eşittir. 5Y eksi 19 hepsini bir tarafta toplayalım. 5X eksi 5Y artı 3 eksi 19 da artı 19 diye geliyor ya buraya. O zaman artı kaç yaptı? 22 yaptı. O zaman bu da eşit 0 şeklinde oldu. Yani böylelikle örnek 20'nin cevabını 5x eksi 5y artı 22 eşit 0 şeklinde buluruz. Ve geldik son soruya. Yukarıdaki şekilde dik koordinat sisteminde verilen doğrular arasındaki açı 120 derece? Hmm. Arkadaşlar doğrular arasındaki açı 120 derece olduğuna göre burada açı 120 derece olarak verilmiş? Alfa. Evet burası 120 ise o zaman burası kaç derece oldu? 60 derece oldu. Şimdi bu y eşittir eksi, eksi x bölü kök 3 verilmiş. Ha, bu doğru denklemiyle alakalı bir şey değil. Eğimle alakalı bir şey galiba. Dur bakalım eğim nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada eğim açısı belli mi bunun? Belli. Nedir bunun eğimi? Hocam bu y eşittir eksi 1 bölü kök 3 x değil mi? Şöyle eğimi x'in katsayısı değil mi? Evet. Eğim dediğim eksi 1 bölü kök 3 Nerede 1 bölü kök 3? Hocam normalde kök 3 dediğimiz 60'da oluyor değil mi? Şöyle 30, 60, 90 üçgeni çizeyim ben istersen. 30, 60, 90'da 1, kök 3 ve 2 olduğunu biliyoruz. 1 bölü kök nerede? 30'da. Ama eksilisi nerede? Hocam 180'e tamamlayan açısında. Yani 180'e tamamlayan açısı. 30'un 180'e tamamlayanı. Yani ikinci bölgedeki 30 derecede. O da 180 30. Yani 180 eksi 30'da kaç derece yapıyor? 150 derece yapıyor. 150 derece olacak burası ya da sola yatık x eksenine yaptığı açı 30 derece olacak diyebilirsin. Tamam. Ya da hocam eğim açısı 150 ya buraya da 30 derece kaldı diyebilirsin. E hocam burası 30 burası 120 ise buraya kaç kaldı buraya da 30 derece kaldı. E burası 120 derece tamamının 60 yapması lazım ya da ters açıdan dolayı burası da 30 yapmadı mı yaptı. Şimdi dikkat et bizden bu doğrunun eğimi isteniyor. Aa biz burada açıyı 30 derece bulduk bitti. E buradaki tanjant 30 nedir arkadaşlar? Çünkü M isteniyor bizden. E, dediğim tanjant 30'a eşittir. Tanjant 30 nedir? Direkt 1 bölü kök 3'e eşittir. Yani cevap böylelikle ne olacaktır arkadaşım? 1 bölü kök 3 olacaktır. Hatta kök 3 eşitleriyle çarpacak olursak eğer bu da kök 3 bölü 3 mü yapıyor? Aynen öyle. Cevap ya böyle çıkar 1 bölü kök 3 olarak çıkar ya da kök 3 bölü 3 olarak çıkar arkadaşım. Cevabı da böylelikle kök 3 bölü 3 ya da 1 bölü kök 3 bulmuş olduk. Bu da iki doğru arasındaki açıyla ilgili yazdığımız bir sorudur. Normalde müfredatta yok. İki doğru arasındaki açı formülü aslında tan eksi tam bölü. Yani m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 diye bir formül var. Ama bu müfredatta yok. Ama müfredatta olmamasına rağmen biz böyle bir soru yazmak istedik. Çünkü eğimsel açıları bu şekilde kullandırıp bu şekilde size soru sorabilirler diye böyle bir soruyu da karşınıza getirdik. E o yüzden bunu da bilmenizi tavsiye ediyoruz. Son soru olarak da bunu yazdık. Ama bu videonun asıl mantığı neydi arkadaşlar? Şöyle bir kendimi büyüteyim. Bu videonun asıl temel noktası neydi? Bir noktası bilinen ve eğimi bilinen doğrunun denkleminin yazılmasıydı. Doğru denklemi yazmak için kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim, iki nokta lazım bize diyorsunuz. Ve yola devam ediyorsunuz arkadaşım. Hangi sorusu olursa olsun. Ya biz burada özel durumlardan da bahsettik de. O iki soruyu cevaplarsan eğer o iki sorunun cevabında hep sonuca ulaşırsın. Sınavında büyük ihtimalle çıkacak. Bu anlattığım dersteki videodan sınavında en az 2 soru çıkar. Hatta belki 3 soru belki 4 soru. Bak bu anlattığım videoda 4 soruyla bile karşılaşabilirsin. O yüzden buna dikkat et. Evet gençler böylelikle bu haftayı sonlandırıyoruz. Bu haftayı sonlandırıyoruz. Mert Hoca'dan da işte biliyorsunuz çalışma soruları da çözüyor. Mert Hoca'yı da takibe devam edin. Orada da o çalışma sorularında da dikkat edin lütfen. Çünkü bunun yanında bir de sorular da çözmeniz lazım. O sorular anlamında da Mert Hoca'nın size yardımcı olacak zaten. Önümüzdeki hafta son videoda nerede? Noktanın doğru yolun uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.